İsmim Alaaddin Bilgiç. Yörük Süt'te 14 yıldır çalışıyorum. Genel müdür yardımcılığı görevinde bulunuyorum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. TKDK ile 2015 yılında tanıştık aslında tanıtım toplantılarında. TKDK ekibi ilk defa Yörük Süt'te simülasyon çalışmalarını yaptı. Daha o zaman projeler ve çağrılar yoktu. İlk bizimle birlikte pilot çalışmalar yaptılar. Ondan sonraki süreçte tabii çağrılar geldi. Bizim de imkanlarımız el verdikçe döndük projelere başlayalım istedik. Bununla birlikte 2016'da mevcut çağrıyla projemizi hayata geçirdik. 2017'de bu fabrikayı TKDK ile birlikte yaptık. Şu anda ortalama günlük 70 ton kapasiteli ürün yapıyoruz hali hazırda. Bunun içerisinde işte bu ürünü tabii kendi içerisinde gruplara ayırıyoruz. İşte yoğurt, ayran, tereyağı, kaymak, krem peyniri, kaşar, tost peyniri, beyaz peynir, köy peyniri ve yöresel peynirler şeklinde ayırabiliriz. Aynı zamanda bunun yanında pastörize süt, kefir gibi yeni ürünlerimizi de dahil ettik bu yeni fabrikayla beraber. Ağırlığımız iç piyasaydı. Tabii yaklaşık şu anda %13-14'lerde dış piyasayı da çalışıyoruz. İhracat yapıyoruz. Irak piyasasına ürün gönderiyoruz. Amerika'ya gönderiyoruz. Moritanya'ya gönderiyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyetleri'yle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yakın zamanda onlarla da bir anlaşma sağlayıp Türkiye Cumhuriyetleri'ne de göndereceğiz. Özellikle TKDK gibi bir imkan, Avrupa Birliği ile sonuçta ortak yapılan projeler, ülkemize para her türlü geliyor. Dolayısıyla bu gelen paranın mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bizim ülkemizin hem iktisadi açıdan kurtuluşunun yolu üretimdir, hem de istihdamı sağlamanın yolu üretimdir. Dolayısıyla böyle bir imkan varken mutlaka iş çevreleri, iş insanları, hayallerini gerçekten gelecekte gören insanlar mutlaka TKDK'nın projelerine mutlaka bir göz atmaları gerekiyor. TKDK gibi bir olanak var iken cebimizden %50 parayla, öz kaynağımızda %50'sini de devletimizin yaratmış olduğu imkanlarla böyle bir istihdamı sağlayabileceğimiz, hem üretime katkı sağlayabileceğimiz hem de insanların iş bulma imkanlarına katkı sağlayacağız ve ülkemizdeki bu yükü de kaldırmış olacağız. O yüzden böyle bir önerim var. Mutlaka insanlarımız değerlendirmeli. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bakanlığımızın böyle bir tesisi bu ülkeye kazandırmasında bize ön ayak olması, yine TKDK özellikle bu konuda ciddi anlamda bize destek oldu. Benzer hibelerin önümüzdeki süreçte devam etmesi dileğimiz var. Biz bunlara devam edeceğiz. Biz bu imkanlardan yararlanacağız. Bu imkanlarla birlikte kesinlikle daha yüksek derecede üretim sağlama, daha fazla istihdam sağlama.